Ben bu meselede Sedat Peker'in bu hikayenin, bu filmin en aktörü olduğunu düşünüyorum. En ihmal edilebilir aktör olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi bu mesele ortaya çıkınca Türkiye'de hep Susurluğa bir gönderme yapılıyor. Şimdi Evet. bence bu şu anda karşı karşıya kaldığımız meseleyle Susurluğun alakasını ben pek göremiyorum. Neden göremiyorum? Yani Susurluk'la bu birbirinden çok farklı şeyler gibi geliyor. Şimdi Susurluk kaç yılıydı? 96'da değil mi kaza 1996. oldu? 96 Kasım yılında. 96. Kasım 96. Şimdi Susurluk döneminde Türkiye ekonomisine bir bakın. Niye bunu söyleyeceğim? Şimdi söylüyorum. Çünkü Türkiye, ben bu meseleyi yani Çakıcı ya da Süleyman Soylu, Sedat Peker meselesi değil de ben daha çok İktidar Partisi ile MHP'nin bir mücadelesi. Mücadele derken kavga olarak söylemiyorum. Ama bir rekabeti olarak algılıyorum. Neden onu söyleyeceğim? Şimdi 96 yılında Türkiye ekonomisi ne kadarlık bir ekonomi? Yani dolar bazından bakarsan 250 milyar doları bile bulmuyor galiba 96'daki boyutu şeyin. Ondan sonra bütçe daha küçük. Üstelik bütçe hem daha küçük, yani esas şeyin oynandığı kamu bütçesi bugünkü oranla daha küçük bir bütçe. Sadece daha küçük bir bütçe de değil, çok büyük bölümü de faiz ödemelerine gidiyor. Bütçenin çok büyük bölümü faiz ödemelerine gidiyor. Yoksa yatırımlara şuna buna pek fazla bir para kalmıyor. Şimdi Türkiye'nin milli geliri yaklaşık 800 milyar dolara geldi. İşte bunun 26-27 %26-27'si kamu bütçesi desek yani. Nereden bakarsan bak 220 milyar dolarlık bir bütçe var şu anda. Bu 220 milyar dolar büyük bir rakam. Ve genellikle Türkiye'de bu bütçe büyüklüğünün %25'i ihalelerle şey yapılıyor. Şimdi bu çok büyük bir rant bir kere. Kamu ihaleleri rantı. Yani nereden bakarsanız bakın yılda 50 milyar dolarlık, 50 milyar dolar hatta birazcık da aşan bir kamu ihale rant piyasası var. Şimdi bu kamu ihale rant piyasası tamamen AK Parti'nin. AK Parti derken artık Sayın Başkan'ın ismini söylemek istemiyorum. Kurumsal olarak söyleyeyim. Tamamen AK Parti'nin elinde. Bütün kamu ihale rantlarını aşağı yukarı Türkiye'de, bak merkezi bütçeden bahsediyorum. Yerel yönetimlerden de değil üstelik. AK Parti'nin kontrolünde ve bu her şeye rağmen uyuşturucu piyasasıyla mukayese edilemeyecek kadar büyük bir rant. Tabii buna sadece kamu bütçe üzerinden gelen kamu ihale rantı da değil. Bir de bütçede göremediğimiz ve miktarında bilemediğimiz arazilerin yani Allah'ın taşı toprağının yani hazineye ait Allah'ın taşı toprağının arsaya çevrilmesinden kaynaklanan inanılmaz büyük başka bir rant daha var. Bu bütçede gözükmüyor. Böyle bir rakam bütçede yok. Bunun da kontrolü tamamen AK Parti'nin elinde. Yani AK Parti, AKP'nin elinde. Şimdi ortada çok büyük bir şey var. Devletin yaratabildiği olağanüstü büyük bir rant var Türkiye standartlarında. Bırakın Türkiye standartlarını, dünya standartlarında çok büyük bir rant var. Şimdi siyaseten de AKP şu anda çok kolay bir yerde değil. MHP'nin desteği olmasa bu iş ne kadar gidebilir o da belli değil. Dolayısıyla MHP bence bu piyasadan pay istedi. Bu benim yorumum. Bunu aksi de söyle. Yani bu piyasaya girmek istedi daha doğrusu o da. Yani pay istemek bana şu kadarını ver gibi böyle kötü bir şey söylemek istemiyorum ama o da bu piyasaya girmek istedi. Fakat AKP benim sezgilerim şeyi o piyasaya sokmak istemedi. MHP çünkü üstelik bu rant piyasası yani hem kamu ihalelerinden yaratılan çok büyük rant yılda nereden bakarsanız bakın 50 mi yani 50 milyar doların yüzde nereden 10-12'si deseniz en azından ondan sonra yani cebe giden ya da siyasetin finansı 12-15 milyar dolarlık büyük bir piyasa var. Artı bir dediğim gibi bütçede gözükmeyen rantlar var. Çok büyük rantlar üstelik onlar işte yani parsel basında imar değişiklikleri, arazilerin arsaya çevrilmesi gibi. İşte MHP bu piyasaya girmek istedi. MHP'yi sokmadı ama MHP'ye de mahkum. Burada bir iktisatçı tabiriyle söylüyorum, yarı şaka, yarı ciddi, bir iş bölümü gerçekleştirdiler bence MHP ile AKP. Ve yine bir iktisatçı tabiriyle burada mukayeseli üstünlükler devreye girdi.
Ne demek mukayeseli üstünlükler devreye girdi? İbrahim Hocam bu tabiri benden daha iyi bilir onun kendi alanı. Ondan sonra herkes kendi iyi bildiği, kendi daha iyi bildiği işi yapsın dediler. Yani Ricardo'cu teoride işte İngiltere'nin kumaş, Portekiz'in şarap üretmesi gibi bir hikaye bu. Dediler ki çünkü 90 en azından 94'ten beri başlayan bir süreçte milli görüş çizgisi şeyi çok iyi öğrendi. İhale rantlarını, kent rantlarını, işte arazileri artıya çevirip rant yaratmayı mükemmel öğrendiler. Belki dünyada kimsenin bilmediği kadar iyi öğrendiler. Ama şunu da söyleyeyim, bunu da bütün safiyane söylüyorum. Yani bir şeyimle kimseye şey yapmak için değil tabii, tahmin edebildiğiniz gibi. Ama çok öbür türlü mafya işlerini, vurdulu kırdılı işlere de pek aklı ermez milli görüş çizgisinin. Eskiden de çok fazla girmedi. Yani girmiş, vardır mutlaka bir parça ama eskiden de çok girmedi. Onlar daha çok dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başlayan bir devlet rantları şeyi. Ama bakın geçmişe, yani işte öbür küçük kardeşin değil, küçük ortağın, gençlik kolları, yakın çevreleri falan öbür vurdulu kızlı işleri çok iyi biliyorlardı. AKP'de herhalde büyük ihtimal böyle bir şey teklif etti onlara. Bu piyasayı tamamen size bırakıyorum. Tamamen size bırakıyorum. Ama siz de benim alanımdan pay istemeyin diye. Şimdi tabii Türkiye'de bu işin en büyük şeyi Çakıcı. Çakıcı da devlete çok yakın bir insan. Asala günlerini biliyoruz değil mi şeyin? Ondan sonra. Ama kendisi hapisteydi. Ve bu dolayısıyla yani şeyin yokluğunda işte Abdurrahman Çelebi de devreye girdi. Onun için en küçük o. Burada en şey aktör, önemsiz aktör Sedat Peker diyorum. Ama ne zaman ki hapishaneye ziyarete gitti Çakıcı'yı, arkasından Çakıcı ile ilgili af çıkardı. Çakıcı hapisten çıkınca tapulu arazinin sahibi geri dönmüş oldu. Ve o tapulu arazide bir şekilde at oynatan Sedat Peker'e yolun sonu gözüktü. Ve Sedat Peker'in ipini çektiler. Ben Sedat Peker'in bundan sonra mafya piyasasında dahi çok etkili olacağını zannetmiyorum. Çünkü oranın gerçek tapulu sahibi geri döndü. Ve o tapulu sahibinin devlet ilişkilerinde kökleri çok daha derine inen bir şeyi var. Yani işte ağırla, şunla, bununla, generallerle yani çok daha köklü ilişkileri var. Bir şeyin öyle değil yani o girmek istedi. Bütün o işte o şey söylemi bile neydi? İşte o dilekçeci öğretim üyelerine işte kampanyası yaptırım lafı falan. Hep bir yerlere yanaşmak, bir yerlere yaklaşmak yani ben de bu işi en az onlar kadar yaparım demeye getirmeye çalıştı. Ama sonuç olarak ipi çekildi ve şimdi şu an duyduğum kadarıyla Dubai'deymiş galiba. Dubai'ye gitmiş ailesiyle. Bir süre oralarda kalır. Sonra unutulur. Bir sürü şey de söyler ama onlar çok da önemli değildir. Susurluk'ta da neler öğrendik? Hepsi unutuldu, gitti. Sadece şey de değil. Bence ama şu anda o piyasa tamamen şeyin elinde artık. Yani işte Çakıcı ve öbür isimler, işte Yalıkavak Marina'da resim veren o dörtlü grubun elinde bir piyasa. Ve oranın rantları da tamamen MHP'nin ve MHP'ye bağlı kesimlerin eline geçiyor şu anda. Bu iş bölümünden herkes memnun. Çünkü bu da MHP'nin çok iyi bildiği bir iş. Yani tekrar söylüyorum. Milli görüş çizgisi Çek Senet mafyasına girmemiştir benim bildiğim kadarıyla. Mutlaka vardır böyle bir iki kişi bu işi yapan milli görüş çizgisinden ama onlar beceremezler bu işi. Onların becerdiği, çok iyi becerdikleri iş rantları. Kamu rantlarıdır yani. Kamu piyasasından yasal kılıf altında rant almaktır. Ki bunu Türkiye'yle dünyada en iyi bilen kişi herhalde şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani dolayısıyla ve çevresinde böyle bir grup da var. Ben şeyin işin bittiğini düşünüyorum Sedat Peker'in. Bir şeyler söyler. En sonunda belki Allah, yani inşallah böyle bir şey olmaz kimsenin, yani kimsenin öldürme ama belki bir yerde de onun bir kazaya da kurban gidebilir. Artık çünkü önemini yitirmiştir bence Sedat Peker. Hocam zaten bu programları ben acizane öyle okuyorum, yaptığı programları. Yani evet evet evet. Yanımı yaktınız, kaça kaça bir hal oldum. Yani, ben de sizi ısırırım demek istiyorum ama duvara sıkışmış kedinin tırmalaması gibi. Tabii şey. Bırakın yakamı, yaşayalım gibi bu şekilde artık evet. Saatten sonra. Ama yani Türkiye dönse bile günün birinde, ki zor artık bundan sonra, dönse bile yani bu piyasada güçlü birisi olması mümkün değil. Tekrar ediyorum çünkü o arsanın şeyi geldi, tapulu sahibi geldi şeye. Yanında da çok güçlü desteğiyle beraber geldi. Dolayısıyla yani bu... Ama bu arada ne oluyor? Bir sürü şey öğrendik. Mesela ben bu şey gibi
şeyden işte 9 Haziran'da Kolombiya'da ele geçen malları vallahi bilmiyordum böyle bir Türkiye'ye sevk edilen 5 tonluk bir kokainden benim haberim dahi yoktu. Yani bunu bu vesileyle öğrendim. Şimdi kime gönderildiğini merak ediyorum. Onu da bir süre sonra öğreniriz belki. Ama dediğim gibi yani bu nasıl bu iş çözülür bilemiyorum. Yani şu anda çünkü şeyin büyüğü ne derler? Şeyin büyüğü diye bir tabir var Türkiye'de. Şu anda bir anda unuttum yani. Şeyin büyüğü, turbun büyüğü şeyin elinde. Devletin elinde. Çünkü dediğim gibi Susurluk'taki büyük rant ve Susurluk mafyası merkezi hükümete de rant veriyordu. Çünkü o zamanlar kamu alımları üzerinden çok büyük bir rant yoktu. O zamanki şeyleri ezbere sayarım size yani. İşte mafya çetelerini, işte Kürt İdlisler, şunlar, bunlar ondan sonra. Yani onlar yani şeyleri çok, pasta çok küçüktü devlet pastası. Devlet rantları pastası çok küçüktü. Dolayısıyla bu işler kaçınılmazdı. Niye? Bir siyasetin finansmanında kullanıyordu. Bir de cebi doldurmak için kullanılıyor. Bugün o kadar büyüdü ki o Türkiye ekonomisi de 800 milyar dolarlık bir ekonomi haline geldi. Bütçe büyüdü ve çok önemlisi bir daha söylüyorum. Bütçenin içinde yatırıma ayrılan pay da büyüdü. Faizlere ödenen pay azaldı. Dolayısıyla şey yapılabilecek bir para var ortada şu anda. Yani bölüşülebilecek devlet çıkışlı bir şey var. Dolayısıyla bu kavga bir anlamda da iyi bir şey, bir iş bölümü yaşıyoruz şu anda Türkiye'de. MHP kendi bildiği, daha iyi bildiği işi yapıyor. Yanında da bu işe destek veren, bu işi çok iyi bilen insanlar var. Ama tabii aralarında bir dirsek teması mutlaka olacak. Mesela bir şey söyleyeyim, belki herkesin unuttuğu bir şey. Şimdi bunlar hep iddia tabii ki. Bilmediğim için bir şey söyleyemem ama Sayın Mehmet Ağar'ın oğlunun karıştığı bir olaydan bahsediyor Elazığ'da. Bir intihar ettiği söylenen bir galiba Kazak bir kız var. Evet. O Mehmet Ağar'ın şeyi. Ama ne oldu? Mesele bir şekilde kapatıldı. Bunu kapatırken Mehmet Ağar'ın gücü yeter miydi buna? Zannetmiyorum bir yere kadar. Merkezi devletin bu işe müdahil olması gerekiyordu. Erdoğan müdahil olan. Bir şey unuttunuz. 16 Mayıs 98 tarihi bir şey hatırlatıyor mu size? İstanbul Belediye Başkanı Erdoğan. 16 Mayıs 98'de ne oldu? 16 Mayıs 98'de Erdoğan'ın öbür oğlu Burak Bey Şişli'de bir araba kazası yaptı ve Sevim Tanyürek vefat etti. Doğru. Atatürk'ün önemli bir sesi evet. Vefat etti. Sevim Tanyürek vefat etti. Evet. Bir şey oldu. Birileri bir anda devreye girdi ve oradan bütün şeyler, deliller, şunlar bunlar yok oldu ve orada trafik şeyi 8'de 8 rahmetli Tan Yüreğin hatalı olduğu biçimde çıktı. Kimdi bunu yapan? Bence aradan 23 sene sonra bir diyet ödeme şeyi yaşandı. O 8'de 8 raporu çıkartacak gücü yoktu o tarihte şeyin Erdoğan'ın. Niye? Unutmayın 98'den bahsediyoruz. 98 Mayıs ne demek? 28 Şubat'ın 4 nala dolaştığı bile. Erdoğan'ın bir şey raporunu 8'de 8 üstelik Sevim Tanyürek gibi bilinen, meşhur, Alaturka'nın çok önemli bir sesinin vefatında o raporu 8'de 8 Sevim Tanyürek suçlu diye çıkartmak kolay iş değildi. Hocam o zaman oraya bir manzara koyalım izninizle. Estağfurullah. O salonları doldurup halkımız, tanrımız, tarihimiz, atalarımız diye refahtır, adalettir, huzurdur diye konuşurken bile Erdoğan'ın aslında arka taraftan o kirli yapılarla işbirliği içinde olduğunu da gösterir o. Doğru. Ama şey yapamıyorum, bir evlat şeyidir yani işte orada belki bir şeye sarıldı. Yani denilir şu an yılana sarılır gibi bir şekilde Mehmet Ağar o zaman Adalet Bakanlığı'ndan yeni istifa etmişti. Daha siyasete girmemişti kendisi. Bakanlıktan ama yani şeyde yoktu. Ama tabii İçişleri Bakanlığı yapmıştı. Sonra Adalet Bakanı oldu. Türkiye'nin çok güçlü bir adamı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı falan. Dolayısıyla o meseleyi Ağar çözdü. Bence de 23 sene sonra da böyle bir tam simetrik bir şey oldu. Diyet ödeme şey oldu gibi geliyor bana şeyde Elazığ'da. Ama ben nedense benim aklıma geldi bu Sevim Tanyürek meselesi. Hiç basında da görmedim şimdiye kadar. Çünkü yani
sonuç olarak o şeyin, o kazan nerede olduğunu biliyorum. Orada günün herhangi bir saatinde de rahmetli Tanrı'yla karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpması halinde onun ölmesi çok zor bir şeydir. Orası kalabalık bir yerdir. Gece günün 24 saatinde kalabalıktır. Şişli Camii'nin arkasından bahsediyoruz yani. Hepimizin herhalde 100 bin kere geçtiği bir yol orası. Ondan sonra orada böyle arabayı 120 ile kullanmak zaten mümkün değildir. Ama nasıl bir şeyle gelinmişse kadıncağız hayatını kaybetti orada. Türkiye Alaturka'da önemli bir sesini kaybetti. Ondan sonra ama olay çözüldü. Sonra çocuğun başını galiba bir gece bile içeride kalmadı. Şimdi Elazığ'da da benzer bir şey oldu galiba. Bilmiyorum. Yani kimsenin günahını almayın, onu da söyleyeyim ama insan yani işler bir de şöyle bir şey var ya, bunu yapanlar düşünmüyorlar. İşler bu kadar karanlıkta kalınca ya insanlar da bağlantılar kuruyorlar. Bir şey açıklama, yani insan beyni de bir şey açıklamak istiyor. Bizi bu zahmetle karşı karşıya bırakmayın kardeşim. Söyleyin her şeyi ya. Söyleyin her şeyi. Yoksa biz de benim niye aklıma geldi 98'deki Sevim Tan Yüreğin şeyi. Ben Alaturka çok severim. Belki ondandır. Sevim Tan Yüreği de severdim. Yani Alaturka'ya özel bir düşkünlüğüm vardır. Belki ondan kaynaklanan bir şey. Ama ya bu zahmete insanları düşürmeyin. Anlatın her şeyi açık açık ya. Ne var yani? Neyse. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir tarihi hatırlatmaydı.